Ben tabii tiyatroyu görünce kızı bıraktım. Kız hem beni hem tiyatroyu bıraktı. Ben oradan devam ettim. Çok güzel bir hikaye. Bir yerde böyle bir havalara girip öne doğru gittim. İstersen burada kalkma dedi. İsterim dedim, kalkmadı. Genco Hoca'yı da burada saygıyla alıyoruz tabii. Gerçekten bu oyunculuktaki fark nereden geliyor? Bu kadar o sinir bozucu mizah tarafı, yüksek oyunlar. Eyvah. Bakabilir miyim? Devamı gelir mi? Tamam. Adem Ustacığım merhaba, nasılsın? Eyvallah, teşekkür ederim. Ha, hallettiniz mi? Sana borcum ne kadar Adem Usta? Anladım. Tamam, ne kadar istiyorsun diye. Tabii tabii, o gönderdiğim hesaba gene gerisini gönderiyorum abi. Ama tabii akşam olduğu için geçmez, yarın sabah. Tamam abi, tamam abi. Ben dekontumda gönderirim sana. Çok değerli izleyiciler ve şu anda ekran başında olanlar, efendim ben naçizane sunucunuz Cenk Tunalı ile Ünlülerle Söyleşiler programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda çok özel bir konuk var. Her şeyden önce o benim bir tiyatro büyüğüm, sahne arkadaşım, çok yakın dostum. Uzun yıllardır bu meslekte çok başarılı olan çok değerli bir oyuncu konuğum var. Ziya Kürküt, hoş geldin. Hoş gördük. Silikon çekerim, dümen çakarım. Gerçekten yaparım. Aynı zamanda böyle özellikleri de var. Ayaz döşerim. Ev tadilatı konusunda da çok iyidir. Programımızda zaten dekor yapı programı. Elimizden geldiği sürece yaparız efendim. Peki. Hoş geldin canım tekrar Ziya'ya. Hemen bir giriş yapmak istiyorum. Pandemi dönemi nasıl geçti? Neler yaptın? Muhtemel önümüzdeki süreçle ilgili yeni bir takım projeler söz konusu mu? Şimdi pandemi döneminde Yasemin Yalçın Tiyatrosu ile turnedeydim. Cenk Tunalı vardı başrolde. İrfan Kangı yazmıştı. Yönetti. Şahane bir turne sezonu yaşayacaktık. Tam zirvedeyken bütün oyunlar yavaş yavaş iptal olmaya başladı. İptal olunca çok üzüldük tabii. Çünkü biz ekip olarak çok eğlenen bir ekibiz. Dedik ki geçer. Fakat baktık iş ciddiye gidiyor. Geçmiyor. Yetmedi gibi hepimizi eve kapadılar. Evden çıkamaz olduk. Çünkü can derdine düştük. Canımızı kurtarma derdine düştük. Eve kapandık. Bu sefer aile içi başladı. Tatsızlık başladı. Hiç ailede bu kadar uzun süre aynı evde kalan insan grubu olmamıştı. 2 çocuk var bende. Eşim, işte çocuklar, ben falan. Ama tabii onu da hafif atlattık. Sonuçta bana deselerdi ki pandemi diye bir şey çıkacak, eve kapanacaksın, çıkmayacaksın 90 gün boyunca gülerdim. Ama ağlanacak halimize gülüyormuşuz meğer, gerçekten işler acısıydı. Maalesef öyle. Ama yine de en yakın zamanda sahneler kısmet olsun diyorum. Ziya için oyunculuk hikayesi ilk nasıl ve ne zaman başladı? Ben Pertemniyen Lisesi'nde okudum. 3 yıllık okulu 5 senede bitirdim. Normalde 3 yıldır lise. Oradan öğrendiğim Almanca ile daha sonra ARD televizyonda Türkiye'de çekilen dizi, 2 dizide oynadım. Hikayeyi niye anlatıyorum? Pertemniyen Lisesi enteresan bir lisedir. Bir sene çaktım, 2. sınıftı. 3. sınıfa geçtiğimde bir kızı gördüm. Bizim okulda çok güzel böyle Japon çizgi filmi gibi gözleri vardı. Şimdi ismini vermeyeyim, bilen biliyor. Aşık oldum kıza. Gerçekten. Evet, gerçekten aşık oldum ve benim çocukluğumda, dönemimde, şimdi var mı bilmiyorum, kollar vardı işte, Kızılay kolu, turizm kolu. Ben de turizm kolu dedim, gezelim görelim diye. Dedim ki sen hangi koldasın? Ben dedi tiyatro kolundayım. O ne dedim, işte tiyatro diye bir şey var, orada da bir kol var, biz orada oyun oynuyoruz. Onlar geçen sene oynamışlar, bir önceki sene ödüller almışlar falan. Ben de tiyatro koluna gireyim o zaman dedim. Turizm kolundan tiyatro koluna yatay geçiş yaptım. İçeri bir girdim ki Allah'ım tiyatro ne güzel bir şeymiş. Çok iyi bir eğitmenimiz vardı, Özcan Alpar. Seyrediyorsa buradan el sallıyorum. Saygıyla buradan tiyatroyu oluyoruz. Tiyatroyu bana öğreten, tiyatro disiplinini öğreten rehberlerimden bir tanesidir. Ben tabii tiyatroyu görünce kızı bıraktım. Kız hem beni hem tiyatroyu bıraktı. Ben oradan devam ettim. Çok güzel bir hikaye. Evet. Ama ona çok şey borçluyuz. İyi ki tabii, tiyatro koluna davet etmişsin. Ona çok borçluyuz. Oradan yürüdüm ben. Sonra bir senede tek dersten Deli Enver Hoca vardı, hiç unutmuyorum. Sinirlenince tahtaya kafa atardı. Fizik dersinden bir sene bekledim. Af çıktı da geçtim. Bu arada biz tabii Fehmipaşa Konağı'nı oynadık. Orada Yusuf'u oynadım, Turgut Özakman'ın. Ödül aldık, birinci olduk. İltö şenlikleri vardı. Liseler arası İstanbul tiyatro şenlikleri. Dedim çok güzel bir şey bu tiyatro. Acayip keyifli bir şey. Ben dedim konservatuara gireyim. Dediler ki girme. Niye? Oraya züppeler gidiyor. İlk defa duyuyorum bunu. Aa, konservatuara züppeler gider. Nedenmiş efendim? Biz amatörüz. Amatör tiyatro çok iyi o zamanlar. He, tabii yani her şeyin başı amatör tiyatro. Klasik tiyatro ne demek? Düşünsene Hamlet oynayacaksın. Züppelik. Neyse her Türk genci gibi ben tabii turizmci olmak için sınava girdim. Birinci aşamayı kazandım. O zamanlar işte ÖSS miydi, ÖSYS bir şeydi gene. Fakat ikinci aşamayı kazanamadım. Dedim ki o zaman konservatuar sınavına gireyim. Mimar Sinan Üniversitesi'nin Yıldız'daydı o zaman okul. Onun sınavına girdim. Birinci basamağı kazandım. İkinci basamağı soyadım tutmadığı için kazanamadım. Çünkü bütün meşhur oyuncuların çocukları benim girdiğim dönem girmiş. Hepsi tiyatroyla içli dışlı olduğu için onları aldılar. Beni almadılar. Ben de Yıldız Parkı'nda ağlamaya başladım. Ağla 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 bir yere kadar. Ondan sonra bir arkadaşımı gördüm. Eskiler kader der, yeniler evrenin mesajı diyor ya. Ne yapıyorsun dedi, ağlıyorum dedim. Niye ağlıyorsun dedi. Ya dedim böyle böyle konservatuar sınavına girdim, kazanamadım. Karşı tarafta bir okul var dedi. Kadıköy'den bahsediyor. Eski belediye konservatuarı şimdi üniversiteye bağlandı bu sene. Git oraya da gir dedi. Ben atladım vapura Beşiktaş'tan. Kadıköy'e geçtim. Bir tane bina yatay bir şekilde. İki tane iskelenin ortasında. İçeri girdim, öğrenci işlerine kaydımı yaptım, sınava girdim, birinci basamağı kazandım, ikinci basamağı kazandım. Müşfik Kenter'in öğrencisi olamadım, Yıldız Kenter'in öğrencisi oldum. Daha sonra ikisiyle de çalışma şansına sahip oldum. Muhteşem bu arada, ben de aynı okuldan mezunum. Tabii bu anlamda hani Ziya tabii ki benim büyüğüm oluyor. Ama asıl hikaye konservatuarla başlıyor. Bunu hep normalde eğitim videolarında da öneriyoruz zaten. Peki ilk profesyonel tiyatro nasıl başladı Ziya? Yani konservatuvarda başladın mı yoksa sonra mı? Yok, konservatuvar öncesi 1986 senesi beni tiyatroya başlatan Özcan abim Taner Barlas Mim Tiyatrosu'nda profesyonel olarak oyunculuk yapıyordu. Biz tabii yeni oyunlar çıkınca 1986 senesinde Uluslararası Tiyatro Festivali vardı. Taner abi de Haldun Taner'in bir hikayesini oyunlaştırdı, Konçinalar diye. Onu provasına girdik. Ümit Deniz Dur içinde yatsın. Dekoratör abimiz, ressam, tiyatro adamı, şahane adamdır. Dekorları o yaptı. Şam Tiyatrosu'nda prova yapmış adamım. Vay vay vay. Evet, evet. Yani müthiş, şahaneydi. Ümit abinin arka tarafta atölyesi vardı böyle çift katlı. Orada provalar yapardık. Uluslararası Tiyatro Festivali'nde profesyonel olarak 1986 senesinde sahneye çıktım ki o da Venüs sahnesi. Şu an olmayan, evet. Taksim, hani Taksim Venüs'te orada sahneye çıktım. Müthiş bir deneyimdi. Daha sonra konservatuvara girdim. Konservatuvardayken işte gene Taner abinin bir oyunu vardı. Steven Berkoff'un yazdığı Değişim diye, Dönüşüm, hatta Kafka'nın hikayesi, hı hı. Gregor Samsa'nın. Orada kiracılardan bir tanesini oynadım. Süreç öyle başladı işte. Bir de bildiğim kadarıyla, yanlışım varsa lütfen düzelt. Dönemin en önemli tiyatrolarında oynadın, en önemli hocalarla çalıştın. Birkaç örnek vereyim. Genco Erkal hocayla çalıştın. Tiyatro oyunları oldu. Yıldız Kenter hocayla yine Kenter Tiyatrosu'nda sahne aldım. Tiyatro Kare'de Macide Tanır'la çalıştım. Evet. Şerefine nail oldum. Nur içinde. Dörmen Tiyatrosu keza. Dörmen Tiyatrosu'da çalışamadım. He, çalışamadım. Çünkü, Haldun Hoca teklif etti. Fakat Haldun Hoca'dan önce Yıldız Hanım teklif ettiği için ben Yıldız Hanım'dan onay bekliyordum. Hatta Haldun Hoca küskündür bana o konuda. Öyle mi? Tabii tabii, kırgındır. Beni refüze ettin şekerim. Olur mu hocam, yani daha önce söz verdik falan filan diye. Bir türlü kısmet olmadı ama çok oyun seyretmişim. Çok galaya gitmişliğim vardır. Evine de gidip çok yemek yemiştim. Çok önemli vardır. Hikayeler olmuş. Yani oyunculuk sadece tek bir alanda yapılması gereken bir meslek mi yoksa farklı şekillerde de bir arada yapılabilir mi? Şimdi 1989, daha doğrusu 86-87 Hülya Koçiğit bir dizi çekiyor TRT'ye. İlyas İlbey beni oraya gönderdi. Hmm. Klasik gene. Ne yapıyorsun sen dedi. Oturuyorum dedim. Git dedi, adam arıyorlar dedi. Hülya Koçyiğit'in problemli çocuğuyla televizyon dünyasına atıldı. 4 bölüm oynadım ki bizim için çok büyük olay. TRT tek kanal. Hani Hollywood'a çıkmış gibisin yani. Muhteşem bir şey. Tabii. Oradan sonra işte 89 gibi Gençler'de kendi dizimiz çıktı. Kendi dizimiz çıkınca işte Fikret Koçkan, Oktay Kaynarca, Çetin Etili, ben o zaman da tek kanal olunca gene çok şeyler yaşadık. Fakat bu arada nasıl oldu hatırlamıyorum, biz dublaja başladık. TRT'de ki TRT'de dublaja başlamak çok önemli bir şeydi. TRT'de dublaja başlayınca Nilgün Özhan Kasapbaşoğlu beni bir şirkete gönderdi. Yarışan Şahinler diye bir yarışma programı var. Benden önce Toprak Sergen sunuyormuş. Sonra ben devraldım. Herhalde bir 300 bölüm mü, 200 evet. bölüm mü ne sundum. Sunuculuk öyle başladı. Televizyonculuk, işte oyunculukla sunuculuk beraber başladı diyebilirim. Ta ki işte 90'lı yıllardı galiba, 91-92. Volkan Severcan İzmir'de, TRT İzmir Televizyonu'nda hafta sonu programı sunuyordu. Erkan Yolaş'tan devralmıştı. Ben dedi bırakıyorum dedi, bunu ancak sen yaparsın. Tamam, bant yayını sunuculuğu yaptım ama canlı yayın sunuculuğu çok farklı bir şey. Dedim ki ben yapamam. Bu dedi Türkiye'de bir tek sen yaparsın dedi Volkan. Beni canlı yayına attı. Hayatımın en acayip günüydü. Kamuran Akkor ilk sunacağım as solist. Bir türlü sunamadım. Kamuran akar akar diye hiç bozmadı yalnız. İnanılmaz bir kadındır. Çok şekerdir. Sanki Akkor demişim gibi teşekkür edip şarkısına girmişti. Hiç unutmuyorum. Canlı yayın efsanesi de öyle başladı, macerası. Peki bunlar mesela canlı yayın sunuculuğu tabii çok farklı bir alan ve çok zor bir şey bu arada. Canlı performans hani tiyatroda da bu yüzden çok zor. Hani dizilerde normalde oyuncular en azından bir hata yapınca bir daha tekrar şansı var ama canlı yayında ya da bir tiyatro oyunu sırasında ne yapıyorsanız o anda gerçek oluyor her şey. Peki bu kadar farklı alanlarda gitmek sence bir oyuncu besleyen bir şeyimiz ya? Hani ne düşünüyorsun? Ben ikizler burcu olduğum için ben tek işle mutlu olan bir insan. Ne kadar çok işi yaparsam, ne kadar çok işi limitlerimi zorlayarak yaparsam o kadar mutlu olan bir insan. Geri dönüşleri de çok iyiydi. Yani oyunculuk yapıyorsun, beğeniyorlar. Sunuculuk yapıyorsun, beğeniyorlar. Dublaj yapıyorsun, beğeniyorlar. Çünkü ben bunu severek yapıyordum. Yani iş olarak görmüyorum. Özellikle canlı yayın sunuculuğu mayın tarlası. Dediğin gibi yani en ufak bir kelime, cümle seni bitirebilir. Ama işte TRT gibi bir süzgecim vardı. Benim bir okulum vardı. Otokontrolümü, filtre sistemi TRT'nin yönlendirmesiyle yaptığım. Özellikle o dönem tabii, çok farklıydı. TRT benim yani rehberimdir. Öyle söyleyeyim. Şahane bir okuldur. Oradaki standartlarla yetişince her türlü işe disiplinle başlıyorsun. O disiplin de senin hani kurallar insanları bezdirir ya. Benim için kurallar hayatımı kolaylaştıran şeyler. O yüzden ben kuralcıyımdır. O kuralı yerine getirdiğim için rahat hareket ederim. İşte kırmızı ışıkta geçme. Bekle. Çünkü hareket halinde her şey. Geçtiğin zaman ya kazaya gidersin ya bir şey çarpar. Tıpkı çocuk oyunundaki gibi mendil kapmaca. Adını söylemeden koşup mendili alırsan o iş bozulur. Oyun olmaz. Bekleyeceksin. Bu kurallar benim hayatımı kolaylaştırıyor. Kendimce de hayata dair, mesleğe dair kurallarım var. O kurallar benim yolumu açtı. Türk tiyatrosunu son yıllarda nasıl görüyorsun? Bir sürü yeni alternatif ekipler çıkıyor. Genç arkadaşlar bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ustalar bazı gelenekleri devam ettirmeye çalışıyor. Nasıl görüyorsun tiyatronun geleceğini? Ben hep büyük ustalarla çalıştım. İşte Yıldız Kenter, Müşfik Kenter, Genco Erkal, Macide Tanır. Efendime söyleyeyim yani bu bir anlamda dezavantaj. O kadar yüksekten başladım ki. Ha bundan sonra kimle çalışacaksın diyorsun. Ama yeni gelişen tiyatro anlayışıyla gündemi yakaladığın zaman tiyatro da gelişti. Bir sürü alternatif tiyatro çıktı. Artık tiyatronun şekli değişti. Pandemi gününde herkes online tiyatro yaptı. Daha önce bunu söylesen gülerlerdi. Yani bizim bildiğimiz işte Deve Kuşu Kabare'nin kasetleri vardı. Evet. Ya işte kasetlerden dinlerdik ya da VHS kasetleri takıp defalarca onu seyredip o esprileri kendi içimizde söylerdik. Bir de artık teknoloji diye bir şey var. Yani internete girdiğin an ya da cep telefonuna girdiğin zaman sana tırrrr diye bütün distribüsyona döküyor. Kim yazmış, nerede oynanmış, kimlerle oynamış. Bu kadar basitken insanlar artık kim komik, kim eğlenceli onu soruyor. Yani yemeğe gidiyorsun, arkadaş işte ızgara kebaplardan ne var der gibi bir şey oluyor. Maalesef. Ama bu kolaycılığı da getirdiği gibi bedavacılığı da getiriyor. Yani bedava tiyatroya herkes geliyor. Ama para verip gittiğin zaman aman abi boşver gitmeyelim oluyor. Tiyatro gelişiyor, tiyatro dönüşüyor. Tiyatro oyunculuğu da aynı şekilde gelişiyor ve dönüşüyor. Takip etmek lazım. Şunu fark ettim. Hakikaten bu herhalde çok özel bir başarı olsa gerek. Değişik bir gözlem söyleyeceğim. Ben eğitmenlik yapıyorum yıllardır. Ve gerçekten birçok alanda, kurumsalda, işte tiyatromuzda, başka eğitim kulüplerinde eğitmenliğe devam ettim. Ama bizim gittiğimiz turnelerde her şehirde mutlaka Ziya'nın öğrencileri vardı. Her şehirde özellikle onu soran, hocam sizin sayenizde ben işte şu yola devam ettim, bu tiyatroda oynuyorum, sizden çok şey öğrendim diye bunu bütün samimiyetiyle gelip hediyesini veren, teşekkür eden, çiçek veren çok kişi gördüm. Nedir bu hikaye, nasıl oluştu? Türkiye'nin dört bir yanında nasıl bu eğitmenliği pekiştirebiliyorsun? Vallahi bana da sürpriz oldu. Bu gerçek bir şey gerçek. Çünkü yani. Ben de bu kadar olduğunu bilmiyordum. Ya ben kendimi bildiğim bileli eğitmenim. Yani 1986 senesinde işte Pertemyen Lisesi'nde amatör tiyatro yaparken grubun lideriydim. Ekip başıydım. Eğitimler veriyordum. 1986'dan işte 2020'ye kadar çeşitli alanlarda öyle ya da böyle kamuda, kamu dışında, özel sektörde, işte tiyatroda, her türlü ortamda eğitimler verdim ben. Yani bildim bileli ama bunu da gene zevkle ve keyifle verdim. Yani ahkam keserek değil. Çünkü benim yaptığım eğitimler beni de geliştiriyor. Yıldız Hanım'ın lafıdır bu. En iyi öğretmenlerim, öğrencilerim der. O zaman anlamıyordum ne demek istediğini. Şimdi çok iyi anlıyorum. Bir şeyi anlatacağın zaman o konuya çok iyi hakim olman lazım ve o konuyu çok iyi bilmen lazım. Biri soru sorduğunda 3 saniyen var. Cevap verdin verdin. Veremezsen aman abi deyip geçiştiriyorlar. Eğitim beni geliştiren bir şey. Ve ne kadar çok insanla kaynaşırsan o kadar da çok dağılıyor kartezyen bir şekilde. Herhalde işte 34 senede biriktirmişim onları. Onlar da Türkiye'ye dağılmışlar. Demek ki çok güzel tohumlar ekmişsin. Bence bu çok kıymetli bir şey. Bir eğitmen olarak ben özel tebrik ve takdir ediyorum. Bir büyüğüm olarak diyeyim. Ziya sahnede inanılmaz keyif alan bir oyuncu. Bunu biliyoruz ama Ziya bundan sonra tiyatro oyunlarında, dizilerde ya da sinemalarda hangi rollerde oynamak ister? Böyle bir düşüncesi var mıdır? Vallahi öyle bir düşüncem yok. Hani kısmet neyse, rızkında ne varsa o çıkıyor. Yani... Ama şöyle bir şey söyleyeyim. O senin bahsettiğin şey, teşekkür ederim, bir övgü olarak görüyorum. Tabii ki. Benim hocam, senin de hocan aynı zamanda Yıldız Kenter. Yani sahnede birlikte oynarken 2-3 tane Yıldız Hanım vardı. Hoca olarak, patron olarak, meslektaş olarak, bir de koç olarak. O sürekli şey derdi bize yani. İyi olmayın, çok iyi olun. Çünkü yeterince iyi var. Sizin çok iyi olmanızı istiyorum derdi. O zaman da ne demek istediğini anlamazdık. Ne zaman ki profesyonel hayata geçtik, hakikaten ki sen de öylesin, çok iyisin sahnede, enerjinle, temperamanınla, zekanla. Çünkü oyuncu zeki olmalı. Zeki olmayan oyuncu olmuyor. Yani içi boş oluyor, başkası konuşuyor zaten. O yüzden zeki olacaksınız. O zekanızı da bir şekilde sahnede kullanacaksınız. Yani dışarıdan kendinizi, bunun adı mesela kimi yerde epik oyunculuktur. Oyunun içindesindir ama değilsindir, dışındasındır ve yıllardır kimse bu epik oyunculuğun ne olduğunu anlatamaz. İşte Nejat Uygur epik ve klasik Türk tiyatrosunun geleneksel tiyatro oyuncusudur. Nur içinde yatsın. Aynen. Ben onu izleyerek büyüdüm. Üstüne Yıldız Kenter'de cilalandım. Yani Nejat Uygur'la Yıldız Kenter arası bir hedef belirledim kendime. Çok geniş bir yelpazedir. Ne demek istediğimi sen çok iyi anlıyorsun. Çünkü Nejat abi en ufak bir süpürge sopasından bambaşka hikaye çıkartabilir. Yıldız Hanım bu bardak üstüne saatlerce mizansen ve duygu yüklü şeyler söyleyip sizi ağlatabilir, güldürebilir. Onların karışımı oldu herhalde. Bir de çeşitli yönetmenler ve çeşitli iyi aktörlerle çalışınca onlardan çok şey öğreniyorsun. Mesela Genco Erkal'la çalıştığımızda Genco abiyle 2 ay prova yaptık. Reji vermedi Genco abi. Çok ilginç. Reji vermeden oyun çıktı. Ama o biliyorsun psikoloji mezunu, insanı çok iyi tanıyor. Bir yerde böyle bir havalara girip öne doğru gittim. İstersen burada kalkma dedi. İsterim dedim, kalkmadım. Genç hocayı da buradan saygıyla anlıyoruz evet. Tabii ki. Genç oyuncu adaylarına Ziya ne tavsiye eder? Bir kere oyunculuk var olmayan şartlara varmışçasına tepki gösterebilme yeteneği. Yani ben konuk değilim. Cenk de işte talk showcu değil ama talk showcu gibi davranıyor. Ben de konuk gibi davranıyorum. Bunu yaptığınız zaman oyunculuğun sırrını çözmüş oluyorsunuz. Ha, bunun da bir ölçüsü var. Yani ne fazla olacaksınız, ne eksik olacaksınız, ne ağır olacaksınız, ne hafif olacaksınız. Hamlet'in dediği gibi aklını kullan, ölçüyü bul. Mutlaka aklınızı kullanın, mutlaka ölçüyü bulun ve mutlaka geri dönüşleri dinleyin. Ama tabii ki Instagram'da, Facebook'taki kötü eleştiriler, iyi eleştiriler gibi değil. Konudan konuya geçiyorum. George Clooney Hollywood'a girecek. Babasına diyor ki, baba ben artık Hollywood aktörü olacağım. Ne önerirsin? Oğlum diyor, hiçbir zaman seni övdükleri kadar iyi, yerdikleri kadar da kötü olmayacaksın. Ölçüyü sen bulacaksın diyor. Çünkü aktör şımarıktır. Beni iki tane alkışlarsın, ben hemen kaptırırım kendimi. Ha de giderim. Veya iki tane eleştirirsin, bütün moralim düşer ve kendimi çok kötü hissederim. Duymayın, geri dönüşleri alın, kenara itin, kafanızda değerlendirin, zekanızı kullanın. Bir de emek istiyor. Maalesef çalışmanız, çok çalışmanız gerek. Oturduğunuz yerde, yattığınız yerde aktör ya da oyuncu olunmuyor. Çok güzel anlattın. Bu arada ikimizin de hocası olan Yıldız Kenter hocamızı saygıyla bir kez daha anıyorum. Onun çok güzel bir sözü vardı. Ölçüsüzlüğün bile bir ölçüsü vardır derdi. Çok güzel bir söz. Onu da tekrar hatırlamış olalım. Bunun üstüne hemen Haldun hocaya geleceğim. Haldun Dörmen hocamız. Sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. İlk ders konservatuvarda hepimiz böyle heyecan içinde Haldun Dörmen gelmiş. Ya düşünsene, korkunç bir şey. Bir anda senin arkadaşın, hocan oluyor o müthiş insanlar. Bakın arkadaşlar dedi, bu öyle bir meslek ki dedi, bir çıkarsın bir inersin, bir çıkarsın bir inersin. Buna kendinizi hazır hissediyorsanız bu işe devam edin. Buna hazır değilseniz bu işi bırakın dedi. Bunu da zaman içinde anlıyorsun. Bir gün, bir sene bir iş geliyor, acayip zirveye çıkıyorsun. Ondan sonra kimse seni tanımıyor, kimse seni çağırmıyor. Pii diye aşağı düşüyorsun. Abi ben ne oldum diyorsun. Buna kaptırırsan kendini zaten kafayı yersin. Bir gün başka bir proje çıkıyor, alıyor seni yukarı götürüyor, hop bambaşka bir yere gidiyorsun. Yani bu iş burada bitmiyor. Şöyle bir grafik izliyor. Aynen öyle. Peki ufak bir enstantanemiz var diyeyim. Ben bir kelime söyleyeceğim. Senden de rica ediyorum, aklına gelen tek kelimeyi lütfen söyle bize. Ben diyeceğim ki tiyatro, sen ne düşünüyorsan tek kelime söyleyeceksin. 4-5 kelime arka arkaya bu şekilde söylemeni rica ediyorum. Başlıyorum öyleyse. Sahne. Yağmur. Kulis. Saat. Sunuculuk. Toprak Sergen. Dublaj. Para. Turne. Of, 2 kişilik, 3 kişilik odalar. Oyunculuk. Zor. O zaman bu kadar güzel cevapların üstüne artık bir şey söylenmez. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ben gerçekten çok keyif aldım. Umarım güzel geçmiştir. Nasıl geçti Ziya? Biraz filtreli geçti gene. Çünkü çoluğumuz çocuğumuz izleyecek diye. Her ne kadar özgür bir kanalda olsak da. Ama normalde bu kadar sıkıcı değiliz. Onu söyleyeyim. Hiç de öyle gelmeyecek yorumlardı. Evet, yani gerçekten... Üstüruplu gittik ama değiliz yani. Ağzına, yüreğine, tırnak içinde tabiri caizse esnaflığına, hazır cevaplığına sağlık. Esnaflar odası. Çok teşekkür ediyorum geldiğin için. Umarım sizler adına da güzel birkaç cümle çıkmıştır bu keyifli sohbetten. En yakın zamanda yine muhteşem bir konukla, muhteşem bir sohbette görüşmek üzere. Bu bölümde el sallıyoruz. Hissettim bak.